Ama şimdi öncelikle Ankara'ya bağlanalım, konuyu değiştirelim ve Ekrem İmamoğlu'nun kahvaltısını Ankara'da arkadaşımız Özgecan Özgenç takip etti. Özgecan bize anlatsın. Tabii önce Fethullah Gülen için ne dediğini sorayım. Ne dedi? Fethullah Gülen'in ölümü sorulduğunda Ruşen Çakır bugün Ekrem İmamoğlu Allah'a havale ediyorum dedi. Elbette Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçen bir örgütün lideri olarak Gülen'den bahsetti. Allah'a havale ediyorum derken de başka oluşumların devlet içerisine sızabilecek başka yapılanmaların, örgütlerin tehlikesine aslında işaret etti. Gülen hakkında benim için başka bir önemi yok dedi, ancak başka örgütlerin, oluşumların üreme ve türeme kapasitesi var bu ülkede. Hala ülkenin kurumlarına sızan, güzel dinimizi, inancımızı alet ederek mekanizmalar oluşturan yapılar var dedi. Gündemine Yeni Doğan çetesi de vardı ve buna atıfta bulunarak çocuğunu, bebeğini koru, bırak cemaati insanını, bırak cemaati insanın bebeğini, çocuğunu koru diye tepki gösterdi. Geçtiğimiz dönemlerde devletin yaptığı hataları üstü kapalı bir şekilde gönderme yaptı diyebiliriz İmamoğlu için. Bu cemaatlerin yapılanmalarının devlet içerisindeki yapılanması noktasında Ruşen Çakır. Peki Özgecan, niye siz gazetecilere Ankara'da kahvaltı verdi Ekrem İmamoğlu diyeyim? Belli ki Belediyeler Birliği'nin toplantısı için gitti. Kendisi de başkanı. Daha önce de gitmişti ama böyle bir şeyi Ankara'da ilk defa yapıyor değil mi gazeteciler? Evet. İzleyicilerimize şunu açıklamakla bir beis yok Ruşen Çakır. Ankara gazetecilerinin talebiydi aslında bu. Geçtiğimiz sene CHP'nin kurultayı öncesinde benzer bir buluşma yaşanmıştı İstanbul'da. CHP'yi takip eden muhabirlerin, özellikle İmamoğlu'yla İstanbul'da bir söyleşisi olmuştu. Geçtiğimiz ay Belediyeler Birliği toplantısı için geldiğinde İmamoğlu'nun ekibiyle, basın ekibiyle bir araya geldiğimizde kendisinin önemli bir aktör olduğunu ve bu süreçte Ankara gazetecilerinin de sorularını yanıtlayabileceğini söylemiştik aslında bir grup gazeteci olarak. Yeni bir planlama değildi ve bugün Türkiye Belediyeler Birliği meclisi toplantısı için Ankara'ya geldi İmamoğlu. Bu toplantı öncesinde de medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bu kahvaltı organize edildi. Yani bu talep gazetecilerden gitti diye tekrar söylemiş olayım. Kendisi aslında bu buluşma için yapılan Ankara'ya ısınma turu mu yorumlarına da konuşmasının hemen başında daha sorulmadan cevap verdi. Böyle özel bir kapsamı yok dedi. 5 yaşında Ankara'ya gitmiştim. O günden beri Ankara'ya zaten sıcak bir insanım dedi. İmamoğlu Ankara'ya açıklıyor yorumlarının cevabı budur diyerek Atatürk'ün emaneti olduğunu ve medeniyet şehri olduğunu sadece vurguladı. Bugünkü buluşmanın öz itibariyle verilebilecek net cevap bu. Peki şunu merak ediyorum, iktidar yanlısı kuruluşların temsilcileri de var mıydı, yoksa daha çok hani daha muhalefete yakın vesaire yerlerden mi gazeteciler vardı? Herkes vardı Ruşen Çakır. Pek çok soru soruldu. 2 saati aşkın bir kahvaltı soru cevap paslı sürdü. Çok çeşitli sorular, yani gündemde aklımıza gelebilecek pek çok başlığa dair sorular soruldu. Kendi cenahından, kendi kanadından soru soran isimler de oldu elbette, ama genel olarak herhangi bir iktidar kanadından geliyormuşçasına soruların sorulmadığını söyleyebilirim. Öz eleştiri yapılıp yapılmadığı bu süreçte İmamoğlu'na da soruldu. Hem ana akım temsilcileri, gazete, televizyon, internet haber kuruluşları gibi pek çok görüşten, pek çok cenaha yakın basın mensubu bu sabah kahvaltıdaydı. 50'den fazla kişi olduğunu söyleyebilirim. Şunu bir kısaca geçelim. Esas Kürt meselesi, yeni çözüm süreci iddialarına sormak isteyeceğim. Ama parti içi tartışmalar en çok bu konuşuluyor. Adaylık tartışması, yeterli muhalefet yapmadığı CHP'nin vesaire. Herhalde bu konu birkaç soruda kendisine sorulmuştur diye tahmin ediyorum. Gördüğüm kadarıyla hızlıca bakabildim. Yok böyle bir şey dememiş. Cevapları genel olarak temkinliydi diyebilirim. Hem partisine yaptığı eleştiriler de vardı. Bu eleştirileri yapıcı eleştiriler olarak ben adlandırmayı tercih ediyorum. Kaybedersek kendimiz kaybederiz. Uyuşmazlığımızla, hazırlıksız olmamızla kaybederiz dedi. Sen Ankara'ya geldiğinde Ruşen Çakır, Özgür Özel'le bir röportajda gitmiştik hatırlarsın. O ifadeyi bize kullanmıştı. Sağ açık Mansur Yavaş, sol açık Ekrem İmamoğlu
demişti. Bu ifade tekrar bugün soruldu. Aylardır da hatırlatan Özgür Özel'e de bu ismi geçen isimlere de sorulan bir soru aslında bu. Sağ açık, sol açık meselesi de aslında genel başkana katılmadığı yönünde ve bu konuda genel başkana sempatik eleştirilerini de ilettiği yönünde bir cevap verdi Ekrem İmamoğlu. Biz yol arkadaşıyız, takım arkadaşıyız, bir yarışmış gibi algılanmasına üzülüyorum dedi. Mansur Yavaş da sık sık adının Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda geçmesi konusunda. Kendisinin bu yol arkadaşlığı konusunda her aşamada yol arkadaşlığı, yol öncülüğü gibi ifadeler de kullandı. Tam ifadeyi şu an göremedim ama haberimizde çok detaylı bir şekilde bunları yazdık. Her aşamada olduğunu kendisinin vurguladı. Bu yol arkadaşlığının hedefinin tek olduğunu ve bunun da CHP iktidara getirmek olduğunu söyledi. Genel başkanın bu hedefe ulaşmak konusunda en az benim kadar kararlıdır dedi bu sempatik eleştiri açıklamasını yaptıktan sonra. CHP'nin muhalefetinin özellikle toplumsal meselelere muhalefetinin yetersiz olduğu eleştirileri konusundaki görüşü de soruldu İmamoğlu'na. Bu son zamanlarda Yeni Doğan çetesi gündemdeyken Özgür Özel'in Manisa'da, Antalya'da çeşitli programlarda boy göstermesi çokça eleştirilmişti. Özellikle sosyal medyada çokça hedef alınmıştı. Bu konuda muhalefetin kriz anlarında yapacağı şeyi yaptığını, CHP'nin doğru yerde durduğunu söyledi Ekrem İmamoğlu. Artık sorumluluk bu süreçte de öncesinde de sonrasında da sorumluluğun kurumlarda, iktidarın kurumlarında, bakanlıklarda olduğuna işaret etti. Ve kendi sorumluluklarının, CHP'nin sorumluluğunun takip etmek olduğunu ve bunu yaptıklarını dile getirdi. Dikkat çekici bir nokta vardı. Henüz o kısmı siz görmediniz. Birazdan haberimiz yayınlanacak. Erdoğan'ın adaylığı soruldu. Erken seçim meselelerine nasıl yaklaştığı, bir erken seçim öngörmediği ve 2028'de normal tarihinden bir süre önce yapıldığı takdirde Erdoğan'ın yeniden aday olmasına nasıl yaklaşacağı soruldu. Hukuka dair engeli olmadığı takdirde Erdoğan'ın aday olması haktır. Bu konuda bir yorum yapmam doğru olmaz dedi. Bence açıklamalarında alışılagelmiş o adaylık veya başka eleştiriler dışındaki önemli kısımlardan birisi buydu Ruşen Çakır. Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı olarak görmek istemem genel seçimden sonra ama ondan önce nerede olacağı beni ilgilendirmiyor. Hukukun işlemesi meşru bir düzenle adaylıkların oluşması şarttır dedi. Yani yasaların izin verdiği çerçevede bir erken seçimde Erdoğan'ın aday olması konusunda bir yorum yapmaktan imtina etti İmamoğlu diyebilirim. Şu iddialarda elbette Ahmak davasında soruldu, gündem oldu. Bu konuda yargıçlara güvenmek istiyorum derken CHP'nin yeterli tavrı gösterip göstermediği eleştirileri de gündem oldu. Ekrem İmamoğlu bu konuda genel başkanın koordinasyonunda çalışan genel merkezdeki ekipten bahsetti. Dün de konuştuk dedi. Dün de bir toplantı yapıldığını aktarabiliriz. Bu genel merkezin oluşturduğu komisyon hem başka partilerle muhalefet turu ve MHP, AKP'ye de gitmek üzere planlanmış tur kapsamında temaslarını sürdürüyor. Hem de İstanbul İl Başkanlığı ile koordine şekilde Ahmak davası üzerine sıklıkla çalışıyor. Bu hususta genel merkezin çok sıkı çalıştığını da söyledi. Yalnız olmadığı mesajını da verdi Ekrem İmamoğlu. Bir de şu iddia elbette kulislerde çok şey yankılandı. Ekrem İmamoğlu'nun Ahmak davasında bir ceza çıkması ihtimaline karşı CHP Genel Başkanı olarak bu sürece girmesi gerektiği yorumları soruldu. Kendisine de bu yorumların geldiğini söyledi. Ancak ben öyle fırsatçı biri değilim dedi. Şu noktada pencereyi kapatmadı diyebilirim. Bir süreç gelişir diyerek devam etti bu konudaki sözlerine. Böylesi bir kavramla değil dedi. Yani bir ahmak davası gerekçesiyle değil. Şu an için görevimin başındayım. İstanbul'a hizmet ediyorum dedi ama bir süreç gelişir ya da dönemin sonu olur. Başka bir vesile olur diyerek açık kapı bıraktı. Oluşana kadar, böyle bir süreç oluşana kadar İstanbul'a hizmet etmeyi çok önemli buluyorum dedi. Herhangi bir konuda ne adaylık ne genel başkan iddiaları, genel başkanlık adaylığı konusundaki iddiaları kapatan, o kapıları tam olarak kapatan açıklamalar yapmadı diyebilirim. Öne çıkan başlıklar olarak söyleyeceğim bunlar çok daha detaylı. Bir şey daha soracağım tabii. Şimdi bu birazdan sana Özgür Özel'in Güneydoğu ziyaretini de soracağım. Herhalde bu açılım iddialarını da sordular değil mi? Ya da sordunuz tabii. Ekrem İmamoğlu'na. Buna yeşil ışık yakıyor mu yoksa buradan bir şey çıkmaz mı diyor, ne diyor? Söylediği şu kısım önemliydi. Kürt meselesini çoktan çözmeliydik. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına bu mesele kalmamalıydı dedi. İktidarın adımlarına, yani özellikle Devlet Bahçeli'nin sıkışmasına bir anlam yüklemenin şu aşamada erken olduğu görüşünü paylaştı İmamoğlu. Şimdiye kadar bu el neden sıkışmıyor diye sorulmalıydı dedi.
birlik beraberlik mesajları verdi elbette. Şimdiye kadar Kürtlere ilişkin, Kürt sorununa ilişkin söylediği söylemlerine ters düşen bir şey söylemedi. Eşit yurttaşlıktan bahsetti. Ancak iktidarın bunu bir seçim stratejisi olarak getiriyorsa hiç getirmemesi gerektiği vurgusunu yaptı. Bu konuda CHP'nin de önce iktidarın amacının ne olduğunu anlaması, görmesi gerektiği konusunda bir minik uyarıda yaptı diyebilirim. Peki Özgür Özel yarın mecliste grup yapıyor, grup toplantısı. Ondan sonra akşam da yola çıkıyor Diyarbakır'a ve sen de gidiyorsun, sen de takip edeceksin. Diyarbakır temsilcimiz Ferit Aslan'la beraber baştan sona izleyeceksiniz, haberleştireceksiniz. Şu ziyaretin bir şeyini anlatsana bize. Cumartesi gününe kadar sürecek diye biliyorum. Diyarbakır'dan başlayacak, bayağı bir yere gidecek ve gittiği yerlerde hemen hemen hepsinde gördüğüm kadarıyla DEM Partili belediye eş başkanlarını da ziyaret edecek. Nasıl bir program var önümüzde? Öncelikle Güneydoğu programını birazdan Ayşegül de anlatacak ama bugün Edirne'den başlattı diyebiliriz. Bugün öncelikle onu birazdan Ayşegül'le konuşacağız. Arkadaşımız senden sonra, seni yolladıktan sonra Ayşegül bize Edirne'den İstanbul yolunda Özgür Özel'in Selahattin Demirtaş ziyaretini anlatacak. Evet, çok önemli, senin de belirttiğin gibi. Önce Selahattin Demirtaş, ertesi günü akşamı Diyarbakır. Evet, ne var o gezide, neler var? Yarın grup toplantısından sonra senin de dediğin gibi Diyarbakır'a hareket edecek. Yarın için bir program yok. Çarşamba günü Güneydoğu turuna start veriyor. Diyarbakır'da başlayacak programı. Sırasıyla Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Van'da temasları olacak. Pazar gününe kadar 6 gün boyunca Doğu Güneydoğu turunda Özgür Özel'le biz de beraber olacağız. DEM Partili belediye başkanları, belediye eş başkanlarını ziyaret edecek. Kayyum atanan Hakkari ve AKP'nin geçtiğimiz seçimlerde kazandığı, hatta taşımalı seçmen tartışmalarıyla çokça gündem olan Şırnak dışındaki bütün il ve büyükşehir belediye başkanlarının ziyaret etmesini bekliyoruz. Roboskili aileleri ziyaret edecek Şırnak Uludere'de programında. Roboskili aileler de var. Program dahilinde sınır karakollarını ziyaret edecek. Ahmet Spor ziyaretini yine yazmıştı. Hasan Keyif, CHP'nin bu bölgede, Özgür Özel'in ziyaretlerini gerçekleştirdiği bölgede kazandığı tek belediye, Batman'ın Hasan Keyif İlçe Belediyesi. Hasan Keyif'te bir ziyareti olacak ve burada CHP'lilere orada toplanan kalabalığa da hitap edecek bir miting olmasa da bir oradakilere seslenme programı da düşünülüyor. CHP'nin il gezilerini program çalışmaları kapsamında da yürüttüğünü biliyoruz Ruşen Çakır. Bu gezilerde hem il ilçe örgütleriyle bir araya gelecek hem de sivil toplum kuruluşlarıyla, bölgenin ileri gelenleriyle de bir araya gelecek. Mardin'de Ahmet Türk'ün, Mardin Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk'ün kendisini bizzat ağırlayacağını biliyoruz. Kendi konutunda demek yanlış olmaz, konutunda da bir yemek yiyeceklerini biliyoruz. Biz bu temaslar boyunca Ferit Aslan'la birlikte yanında olacağız Özgür Özel'in. İzleyicilerimize de an be an aktaracağız. Yanında kimler olduğunu biliyor muyuz? Baya bir ben Sezgin Tanrıkul'un olacağını biliyorum ama o kadar. Baya bir geniş bir ekip mi söz konusu? Geniş ve değişebilecek zaman zaman, 6 gün boyunca uzun bir program. Sezgin Tanrıkulu bu programın sadece yanında olmayacak, düzenleyenler arasında da, yani bu tek tek temasların nasıl kurulacağı konusunda da sorumluluk alan isimlerden birisi Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu. MYK üyeleri yanında olacak Özgür Özel'in. Pek çok milletvekili de olacak. Henüz hangi gün, nerede, hangi programın olacağı tam olarak netleşmedi. Bugün MYK toplantısından sonra netleşmesini ve kendisine hangi isimlerin eşlik edeceğinin bugün belli olmasını bekliyoruz. Ancak pek çok yöneticisi, milletvekili Özgür Özel'in yanında olacak bu 6 gün boyunca. Şimdi birazdan Ayşegül'ün anlatacağı Edirne ziyareti sonrası yaptığı açıklamada Kürt meselesi konusunda çok somut şeyler söylemiş. Dolayısıyla orada da bayağı somut olarak bir şeyler söyleyecek ve iktidarın başlattığı varsayılan ya da başlatacak mı acaba denilen yeni olayın dışında kalmayacağını göstermiş olacak ve bu gezide bunu perçinleyecek.
Değil mi? Geçtiğimiz grup toplantısında bunun mesajını vermişti aslında Ruşen Çakır. Sıkılı yumrukları gevşetmek için bu ziyareti yaptıklarını ve bu olası yeni çözüm süreci tartışmalarına ilişkin ne söyleyecekse bu gezide söyleyeceklerini söylemişti. Hem Demirtaş ziyareti hem de bu gezide vereceği önemli mesajları sahiden bekliyoruz. Demirtaş'ın ziyareti selamıyla bu ziyaretlere başlayacak olması bizim açımızdan oldukça önemli. Bu yarınki grup toplantısı da elbette buna dair mesajlar olacaktır. Ancak esas sözünü Diyarbakır'dan, Van'dan söylemesi bizim de beklediğimiz şeyler. Hangi başlıkların olabileceğine, öne çıkan nelerin olabileceğine dair bugün yine MYK toplantısında bazı şeylerin şekilleneceğini düşünüyoruz. Bugün 16'dan başlayacaktı MYK toplantısı. Özgür Özel'in Edirne ziyaretinin ardından biraz sarkma oldu. 18'de başlayacak. Biz de buradan yine bir şey öğrendikçe aktaracağız. MYK'da da bu mesajların içeriğine dair bir şey şekilleneceğini, yarın sinyallerinin verileceğini ve Diyarbakır'da tam olarak duyacağımızı söyleyebilirim. Çok teşekkürler Özgecan. Sağ ol. Şimdi